Öğrencioğlu. Tango Terapi Platformu'nun hazırlamış olduğu yeni bir Chicago Talks programıyla yeniden beraberiz. Bulunduğumuz yer Workshop Tango Cafe ve şu anda rejide kafenin sahibi, işletmecisi, tango eğitmeni Metincan Sarıkaya var ve kendisine teşekkür ediyoruz öncelikle bizi burada ağırladığı için. Workshop Tango Cafe geçtiğimiz yılın Eylül ayında Chicago Talks'ların Workshop Tango Cafe'de yapılan kısımlarının ilkinde Paris'ten bir opera sanatçısını ağırlayarak başladı programlarına. Ve ilk kelimesini duymayı çok sevdi bu aynalar, avizeler, duvarlar. Ve ilklere kimler imza atıyorsa, tango hayatında, müzik hayatında, sanat yaşamında ilklere kimler imza atıyorsa onları burada ağırladı. Bugün sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünya çapında tanınmış bir ilkini ağırlıyoruz. Çünkü Türkiye'de konservatuvar eğitimi almış ilk ve tek kontratenörümüz bizimle. Bir akademisyen aynı zamanda ve şimdi onunla sohbet edeceğiz. Kaan Bulular. Merhabalar tekrar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Burada olmaktan keyifliyim. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi öncelikle ben bu arada tabii takvim sırasında çok değinmedim ama bir 2017 senesinin bir Donizetti yılının erkek opera sanatçısı olmak gibi böyle çok fazla ödüller getirmiş bir geçmişiniz var. Aynı zamanda Antik Aryalar'la 2010 senesinde bir ödül sizi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na kadar taşıyor. Böyle heybetli olarak sürekli sahnelerde o en son Troy operasında kahin rolünde böyle tırnaklar, şimşekler. Herhalde benim için en etkileyici karakter oydu. Küçük, kısacık bir 15 dakikalık bir sahnesi var Kâr'ın halkasının. Ancak sonra işte opera eleştirmenlerinin söylediği, yazdığı bir şey bu. Operanın, tüm o operanın en çarpıcı sahnesi dendi. Çünkü diğer karakterler tabii daha insan herkes. Ancak Kâr'ın halkas çıktığında şimşekler çakıyor, etraf sallanıyor, zelzele falan böyle. Bir yandan da Agamemnon'un kızının ölümünü de emrediyor orada. Bu tabii bütün opera içerisinde enteresan. Benim de çok sevdiğim bir karakter. Çünkü işte o kostüm, uzun uzun tırnaklar, rastalı saçlar falan böyle. O kostümlerle ses çıkarmak, yani kostüm ve sahnede olmak şey de vardı tabii bu arada. Yıldırım içerisinde, Timur Lenk ömrü de var. Yani o kostümlerle mesela sahnede olmak sesi etkileyen bir şey mi? Sesi değil ama o rolü büyüten bir şey bizim için en azından operada böyle. Hatta işte mesela provalar sırasında bir şeyin markesini alır. Yani mış gibi yapabilmek için mesela üstümüzde bir veya kaftan ya da bir cübbe varsa o sırada kostümün kendisini kullanmayız ama o kostüme benzeyen başka bir şey yapılır. Daha basit bir şey. Onu bir üstümüze alırız ki böyle provayı da güçlendirsin diye. Opera oyunculuğun içerisinde bu iyi bir yardımcı. Evet. Mark etmek. Yani kostümler de o yüzden tabii etkiliyor rolü gerçekten. Evet, yani zorlaştırmıyor. Değil, tam tersi kolaylaştırıyor. Evet, daha tabii bu bize güç veriyor, evet. Özgüven de veriyor. Yani sadece olmanın kursunu ve bu arada performansı yapılan eserin duygularını içeri yansıtmayı da sağlıyor. Kesinlikle öyle. Zaten o kostümleri yapan terzihane direkt olarak operacılarla çalıştığı için hani boğaz rahat mıdır, işte bel sıkıyor mudur falan onlara mutlaka dikkat ederek tasarlanıyor hepsi. O yüzden sese bir zararı olmadı ya da performansa bir zararı olmadı ki tam tersine
gerçekten performans için de evet, olmuyor. Evet, evet. Evet. Şimdi tabii birazcık böyle sonlardan giriş yapmış oldum ama bir kontratenör kavramını birazcık, çünkü kontratenör deyince ilk çağrışımsal olarak tabii daha kastratolar geliyor, aklına Farinelli geliyor. Evet. Yani tabii onlar daha çok kadın sesi ve kilise kökenli, evet. Kilise koroları, işte erkekler yok yani. Evet, yani zaten aslında, evet. Evet, ama kontratenör olduğu zaman erkek rolü de olabiliyor. Şöyle ki, kontratenör kastratların olduğu dönemde de vardı. Hatta bu bayağı böyle 9. yüzyıla kadar böyle bir takım işte kiliselerde, hatta Ayasofya değil, neydi ya? Başka bir müze vardır. Neyse, ismini hatırlamıyorum. İstanbul'un eski kilise, tarihi kiliselerinden. Ayayeli'nin hayatında çok önemli bir yer aslında. Kesinlikle. Oradan bile çıkan o yazılarda bile İstanbul'da da kastratların, kontratenörlerin söylediği, Bizans döneminde söylediği biliniyor. Köken bu tabii, din müziği. Çünkü kadınların söylemesi günah, yasak. Onun yerine erkeklerin o sesi çıkarması lazım. Şimdi boy sopranolar o tiz seslere çıkıyorlar. Fakat bir yerden sonra ses kırılıyor. Ergenlik sonrasında. İşte onu engellemek için o küçük çocuklar ne yazık ki işte hadım ediliyorlar, kaska ediliyorlar ve sonra sesleri bozulmamış oluyor. Tabii bu büyük bir ses makinesini de elde etmiş oluyor insanlık uzaylı. Ancak kontratenorlar sadece erkek rolleri de çıkarken kastratlar hem erkek hem kadın rollerinde çıkıyorlardı. Operaya yansıması da öyleydi bunun. Dediğim gibi kadınların işte sahneye çıkması yasak. Rönesans'ta da öyleydi. Tabii. Yani barok da öyle, Rönesans erken barok. Tabii kesinlikle öyle. Bu hatta o Fransız devrimine kadar sürmüş bir gelenek. Fransızlar ülkelerinde kesinlikle kastrat sokuyorlar o dönemlerde de. Bir tek bu İtalya'da, Almanya'da, İngiltere'de oluyor. Birçok Avrupa ülkesinde oluyor ama Fransa'da asla yok. Hatta Fransız müziğinde kontratenör kastrat için yazılmış tek bir eser bile yok. O yüzden bugün de repertuarımızdaki eserler İtalyan, Alman eserleridir. Rossini'nin döneminde de kastratlar artık bitiyor, tükeniyor. Hatta Rossini şöyle bir şey söylemiş. Bu mahlukatların yok olmasından dolayı çok üzülüyorum demiş. Evet, kastratlar evet. Bir yandan da kastratlar sirk hayvanı görülüyorlar ama bir yandan çok iyi sesler. O yüzden hayranlar insanlar. Evet. Böyle. Aslında çok acıklı tabii. Ama aslında bir de şöyle bir şey geliyor. Tabii barokla beraber mesela çalışmalarımız içinde Osmanlı müziğiyle örtüşen yanlar ve böyle eklektik çalışmalar da var. Osmanlı geleneğine baktığımızda da orada mesela kadın mağları var. Acaba böyle bir araştırma yapılmış mıdır? Kadın mağlarının sesleri nasıldır? Evet, öyle bir araştırma tam olarak yapılmış mı bilmiyorum, sanmıyorum. Ancak bizim şimdi vefat etmiş bir hocamız, o da çok donanımlı bir insandı, çok iyi bir profesör hatta, bir barokçu, klasenci, ilk Türk kadın klasen sanatçısıydı. O hep söylerdi, Osmanlı'nın özellikle o 1600-1700 müziklerine bakılarak, işte Ali Üstiler falan ya da kantemirlere falan bakıldığında öyle bölümler var ki oraya bir erkek sesinin ulaşması biraz imkansız. O yüzden o hep söylerdi. Belki de bunları o dönemde işte o hadım erkekler seslendiriyor saraya. Çünkü bir kadın sesine de ihtiyaç var duyuş olarak. Notanın orijinaline bakıldığında zaten oraya bir kadın bir erkek sesi, sıradan bir erkek sesi ulaşamaz. O yüzden de düşünüyordu hoca, belki de bunlara göre, oradaki işte o pastan çarpıcılar, Osmanlı'dakiler söylüyor, belki de harem içinde. Peki, mesela böyle bir ihtimal varsa, acaba neden tarihin yastık altı hikayeleri arasında itilmiştir de bunlara biz mesela çok fazla ilgisi duymuyoruz? Bazı şeyler konuşulmak istenmiyor olabilir. Zaten ne yazık ki Osmanlı müziğinin notaya geçirilmesi bile çok geç bir tarih. Sonra bırakılıyor falan hatta tekrardan. Dini sebepler
Dini sebepler de olabilir. Ancak esas sebep şu, notaya dökmeyi ayıp karşılıyor bir dönemki müzisyenler. Kulağımız iyi değil mi, neden yazıyoruz diyorlar. Ancak Ayinski bir gün bazı şeyleri notaya döküyor, ertesi gün tekrar çalıyor ve saray müzisyenleri diyor ki sen dün çaldığın eseri nasıl aynen çaldın tekrar? O da işte böyle diyor, notayı gösteriyor. O süreçte 1700'lü yıllarda bir yazılmış tekrar, sonra bir daha bırakılmış falan. Öyle, kötü. Kayıtlar çok, çok şeyi kayıt yok esasında. Evet. Çocuklu yaşlarda böyle punk'la, metal'le evet. Başlarken ne oldu böyle birden kendine ayırın? Konservatuar başladı. Şöyle, zaten işte bir grubumuz vardı o teenage olduğumuz yaşlarda. Ondan sonra onlar böyle işte punk'tı, işte punk rock, metal, böyle bir sürü şey dinliyorduk, yapıyorduk da. Özellikle grunge ve punk olarak. Sonra düşünüyordum, biliyordum yani. Şarkıcılık hayatıma devam edeceksem ki istediğim oydu, şan dersi almam gerekiyordu. Şan dersleri almaya başladım. O zaman şan dersi aldım, hoca dedi ki neden konservatuarsına gireceksin? İyi gidiyor çünkü. O süreçte de Antalya'larda çalıştım. Yani yine 1600'lü dönemlerin müzikleriyle. Ve gerçekten çok etkilenmiştim. Sanki kulağımda çok eskiden o müzik varmış gibi hissediyorum. Yani daha önceden tanışmış gibi hissediyorum. Ancak reenkarnasyon falan. Eğer varsa öyle bir şey, evet. Varsa öyle bir şey, evet belki tanıyor olabilirdim tabii yani. Bilmeyen bir şey o da. Ondan sonra derhal zaten o süreçte o diğer arkadaşlarımla kurduğumuz grubu bıraktım. Şu an derslerimi böyle at gözlüklerimi takarak devam ettim. Sonra konservatuvarı kazandım zaten. Süreç böyle gelişti. Evet, sonra bu sahneye yani İrini'ye geldiğinde nasıl oldu? Nasıldı? Şöyle ki ilk çalıştığım okuldaki Şan Hocam kontrol tenor çalışmamı istemiyordu. İşte tenor çalıştım, bariton, her şeyi çalıştık yani. Özel bir sebep var mıydı istememesine? Bilmemesi. Özel müfredat senin için. Müfredat da yoktu. Evet, müfredat da yoktu. Ondan sonra ama tabii bunun üzerine yani itiraz edecek kişi de yoktu. Onu da ben yapıyordum. İtiraz ettim, inat ettim hatta. Sonra okulu bıraktım ben bir sene kadar. Ondan sonra o süreçte işte az önce de bahsettiğim klasik sanatçısı Leyla Pınar'la tanıştırdım. Zaten ben kendisinin bütün konserlerine gidiyordum. Ondan sonra dedi ki bana, çok enteresan, o sene bir patlama yaşanmıştı konsolosluk yakınlarında. Belçika'dan gelecek olan bir kontrtenor da bu sahneden korktuğu için gelmekten vazgeçti. Bunun üzerine Leyla Pınar'la ise... Neveşir Rokko'dan... Galiba bir şeyler oldu. 2003. Ondan sonra bunun üzerine Leyla Pınar'a gitti. Böyle böyle kanto gel sen söyle ben nasıl yaparım acaba derken yaparsın evlatçı falan dedi. Öyle Ay'a elinde ilk konserimi vermiş oldum. Çok enteresandı çünkü gerçekten çok istediğim bir şeydi. Antik dönem sazları işte klavsenli alt takı ve enstrümanlarla. Orada o alak yerini de bir eser seslendirme etti. Ve o sene gerçekleşti ve sonra hatta orada o konsere dahil olan diğer işte solist Lin Hanım, Melisa Çağlar sonra zaten okuldaki müfredat programında o oluştu. Şan Hocamız oldu aynı zamanda. Şan Hocamız oldu aynı zamanda. O aslında bir görev noktası. Kesinlikle. Benim için öyle. Şöyle ki müfredat da şöyle bir durum. İşte tenorların mesela belli sınıflarda söylemek zorunda oldukları eserler var işte. La Immobile mesela. Ondan sonra işte baritonların öyle sopranoları işte bir mezzonun nasıl karmen söylemesi gerekir bir sınıfa geldi. Kontrtenor ne söyleyecek? Öyle bir şey yok. Ondan sonra işte Şan Hocam'ın iyi barok ilgisi de var. Harika bir şey yaptı, müfredat hazırladı. Ve sonra dedi ki gel kapıla, başlayalım çalışmaya. Öyle gelişti. Öyle gelişti. Evet. Sonra yol açıldı. Evet. Sonra neler oldu yani ondan sonra bu arada konservatuvar 2007'de mi? Evet, 2007'de. 6 sene bir eğitim. Eğitim 6 sene bir şey derler zaten yani. Girmek kolay, çıkmak zor. Yani öyle olurdu ki hakikaten böyle bir hocamızdan ister bir puan verin vermez yani. Ama sonradan görüyorum ki neden vermiyor. Bu önemli bir detay. Gerçekten
o işi yapabilmek için hakikaten çok iyi bilmek gerekiyor sonrasında. O yüzden şu an düşünüyorum, hocalar neden o kadar sıkıntı, çok doğru bir şey. Şimdi siz de şu an dersleri veriyorsunuz, aynı şekilde Nişantaşı Üniversitesi'nde siz de böyle mi yapıyorsunuz? Yoksa notunuz kıt mı, yoksa bol mu? Aslında mesela sınavda mesela bir öğrencimiz girdiği zaman sınava ilk düşündüğüm şey 100. Sonra yavaş yavaş teknik detaylara göre gitti. 10 puan daha gitti. 10 puan daha gitti. Yani notum aslında ne böyle az ne de bol. Bence... Yüzün neyine bakıyorsunuz? Yani o sırada hani... Giren kişi benim için ilk olarak 100 denilen şey, puan 100. Ha. İlk düşündüğüm şey 100 puan. Sonra yavaş yavaş not kurma. Evet, oradan kırıldı. Evet. Güzel. Sonrasında 2010 yılına kadar neler oluyor? O 2010'daki yine bir gelincilik geliyor. Evet. O antik aralarla o arada neler oluyor? O arada bir sürü şey oldu esasında. Mesela burada Viyana'da yapılan bir yarışma yapıldı burada. İşte Belgeler Fanslar Ortaları, Şan Yarışması. Orada işte o yarışmayı kazandım, Viyana'ya gittim. O Viyana'da bir sürü ajans geliyor orada yani işte Viyana'ya davet edilen şancı adaylarını dinlemeye. Viyana'dan sonra Almanya'ya çağırdılar, Almanya'dan sonra İsviçre. Ben bir süre o süreçte bir dolaştım. Bir bağımsız sanatçı gibi mi yoksa derin opera gibi mi? Değil. Tamamen bağımsız sanatçı olarak, evet. Ondan sonra zaten hani tam olarak bağlı olunursa o kadar rahatlar gezilemezdi. Kumpanyalar, dünyada böyle bir trend var. Var, yemeklerin dışında biraz kumpanya... Tabii, kesinlikle. Herkesinin de artı ve eksi yanları var. Yani yemekte olmanın vermiş olduğu tabii ki prezente ediyorsun, temsil ediyorsun, onun verdiği güç, torba vesaire var. Onun dışında bir özgür olabilmek için de kendine bir alan açmak açısından kumpanyalar önemli. Kesinlikle öyle. Özellikle bir de Rönesans ve Barok müzik yapmak istiyorsa bir müzisyen, onu her zaman da bir opera kurumunun içinde bulamaz. O yüzden mutlaka başka şekilde, başka kumpanyalar kurarak o ideali sürdürmek gerekiyor. Elbette devlet operasında barok eserler yapılıyor. Bu sene hatta yapılacak. Mart 31, 1 Nisan, 2 Nisan yine Yıldırım Bayezid, Divan Yıldırım Bayezid sahnelenecek. Ben de orada olacağım Timur Rektörü'nde. Ancak dediğim gibi barok eserler için ya da bir takım çağdaş eserler için mutlaka böyle özel kumpanyaların düşünülmesi gerekiyor. Dünyada da böyle çünkü. Bir de tabii onlar için roller yazılması da önemli. Mesela Troy'un özelliklerinden bir tanesi benim anladığım kadarıyla orada ilk defa bir Türkçe özel içinde kontrtenörü yer veriliyor. Evet, ilk kez. O da bir özgün bir şey. Kesinlikle öyle. Bir de şimdi geçtiğimiz sene, biliyorsunuz hem de senesiydi. Bunun içinde bir kompozitör, besteci, orkestracı arkadaşım Orhan Öner Özcan, Yunus Emre kantatı yazdı. Bu da esasında ilk kez, bu da bir ilk benim için, Türk operası için böyle büyük bir rol verilmiş oldu bir kompozitör olarak Türk eserinde. Orada da Yunus Emre'yi seslendirdim. Güzel bir eserdi, umuyorum onun da tekrarları olur. O da İzmir Türk Devlet Operası'nda sahneye gidiyor. Böyle, Troya o anlamda bir ilkti gerçekten. Yurt dışında, Viyana dışında nereleri oldu? Belçika var galiba. Belçika'ya gittik, ondan sonra Almanya'da çok bir sürü yerde yaptım zaten. Ondan sonra... Hangi eserler? Oralarda sadece konser yaptım. Konser oldu. Piyasen'de, hatta Avrupa'da bir şey vardı, şu an devam ediyorum bilmiyorum, şatolar geliyor. Ben de bir böyle şato, ağaçları bir insan olduğum için çok güzeldi o şey. Avrupa şatolarını geziyoruz ve oralarda konaklayıp konserler yapıyorduk. Öyle şatolar vardı, gerçekten şehir çok uzak. Buraya kim gelir ki acaba diyordum. Sonra sahneye çıkıyorum, bir sürü insan gelmiş. Çok enteresan gerçekten. Onun dışında Avusturya'da Avusturya Barok Akademisi ile konserler yaptık. O da yine şatonun içinde böyle bir sürü barokçu. Hangi yıl? Vallahi yıl kaçtı acaba? Ben 25'te Avusturya'daydım. 2009'da herhalde. 2009'du. Sonra 2016'da oldu.
bir şatonun içine girdik, bir sürü dünyanın bir sürü yerinden gelen barok müzisyenler işte uyduruyor. Mesela bir katta sadece şantılar kalıyor, bir bölümde enstrümancılar, lavtacılar falan. İşte kendi çalışmamızı bitirince hem bir gölün ortasında duruyordu şato. Aynı zamanda o gölde yüzmek böyle biz bir sürü müzisyenler hem müzik konuşuyoruz, bir yandan sürekli barok müzik sesi geliyor. Sonra bu çalışmaların ardından da yine aynı şatoda, şatonun kendi konser salonunda bir konser vermiş. Gerçekten çok enteresandı. Çok büyük bir konser salonu değildi. O yüzden gerçekten yine düşünüyordum, bu göl ortasındaki şatoya kim gelecekti acaba? Gerçekten bir sürü insan geldi ve şatonun avlusu doldu böyle. O da enteresandı. Çok güzel yani tabiatın içinde. Böyle pastoral bir koreografi canlandırdı. Müthiş. Orada Monteverdi müzikleri yaptı. Antik Yunan sazları yer. O ortamda o kadar bütünleşik bir şeydi ki hem doğa bizim için organik hem o yaptığımız müzik çok organik. Doğadan, doğanın o sırada işte sıcaklığına göre bile enstrümanların sesi anında değişiyor o antik sazları özellikle. Bozuluyor, konser sırasında biraz bekliyoruz, bir daha ayarlar yapılıyor falan. Yani hani o bir zahmet gibi görülse de çok keyifli. Aslında doğallığı, evet, kesinlikle öyle. Çok kesinlikle öyle. Keyifli. Peki bunların bir finansmanını kimler yapıyordu? Onu da bilmiyorum tabii. O da siz, yani sanatçı olarak onlara siz dahil oldunuz. Dahil oldunuz. Konuk olarak gidiyorsunuz. Evet, konuk olarak. Onu öğreniyorsunuz. Evet. Biz kendi taşıyız alıyoruz. Konser sonrasında ve öncesinde de. Ancak işte mesela Avusturya Barok Akademisi'nin düzenlediği konserlerde akademinin bir herhalde kasası vardı, oradan insanlar oraya misafir ediliyordu. Şey de vardı tabii bunun içinde, Avrupa İnsan Hakları diye uğraşan bir takım işte kurumlar, devlet kurumları, onların da karşıladığı fonlar var, fonlar yapıyorlar. Evet, o da biliyordu. Ben de şimdi en son gitmiştim. Evet. Kendisinden orada böyle birkaç şey, iki şeydi yani. Hı-hı. Üniversite oluyor, belediye oluyor, başka bir şey tabii oluyor. Tabii belediye kesinlikle. Evet. Geliyor işin içine. Evet. Birden fazla. Coburg, Almanya'da Coburg diye bir Bavyera tarafında takım şehirler gezdi. Mesela orada, oradaki belediyeler bizimle ilgilendi. Çok da güzel ağırladılar. İşte orada da nefsi şato peşinde koştuk. Güzel güzel şatolar gezmiştik. Ve orada da evet, belediye ve bir takım bankalar sponsorumuzdu. Evet. Antik arayalar ve aynı zamanda antik yerler. Yani pek çok yerde konser veriyorsunuz ama işte böyle mesela Asklepios var. Ya evet. Şimdi o Asklepios var yalnız o devlet. Evet, devlet. Sizde var. Burada ben afişe baktım. Orada mesela kontrolör değil, terör yazmışlar. Evet. Şöyle ki oradaki Karloff bunu yazdığı vakit bir tenor sesi için yazdı oradaki o kurulun solosunu. Ancak dünyada sonradan bir takım işte orkestra şefleri, koro şefleri istediler ki o kuru solosunu bir kontur tenor söylesin. Çünkü orada da söylenirken zaten böyle o ses arasında kırdığı yani ses kırılarak söylenmesi istenmiş. Dolayısıyla görüş sesi yerine tam olarak o kontur tenor sesle söylenirse de fantastik bir durum çıkıyor şeyler için, orkestra şefleri için. Çok da keyifli bir müzik. Söylediği şey, o soloda anlatılan şey, bir kulun bir şişe takılarak ateş üzerinde çevrilmesi ve onun yanarken, pişerken çığlıkları esasında korkunç bir şey, ancak temsil ettiği şey gerçekte bir kulu değil. Zorbalığa maruz kalmış bir çocuğun aslında. Evet, kesinlikle öyle. O yüzden istendi ki onun bir kontrtenor söylerse nasıl olur? Bence çok da güzel oldu. Özellikle bir kontrtenor, bunu söylemesi, başkalarından da dinlediğim gibi daha hoş bir etkisi var benim için. Evet, o piyano mu oluyor mu? O şeyler, o acıyı falan yansıtma, piyano yapıyor. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Evet, kesinlikle. Hatta Rengim Hoca ile Rengim Gökmen ile çalışırken de o bana şey demişti, biraz daha ironik düşünürmüşsün. Ondan sonra ben acaba nasıl ironik düşünmem gerekiyor, onun hayalini kuruyordum. Çünkü ben o eseri çok
ironik değil de daha dramatik düşünüyorum her zaman. Hatta esprisini de yapmıştık orada. Neden bu kadar dramatik düşünüyorsun? Hocam dedim belki vejetaryen ondan herhalde et dedim. Yani o kuğu falan. Tabii aslında temsil ettiği şey başka. Evet yani o hissi verebilmek için özellikle aşağı inen seslerde daha olabildiğince piyano falan düşünüyoruz. Evet. Tabii şey yani bu Barok'un aslında ruhundaki iç ne diyelim minyak gibi bir beşeler aslında. Çünkü kendisi ne kadar şanafatlı ve gösterişliyse aslında evet. Yansıttığı duygular açısından da baktığınızda evet, kesinlikle öyle. İçeceğinde de var. Dansında da var. Evet, kesinlikle. Eller dahi şu pozisyonu çok almış. İşte süsle ve süslemelerde de var. O içi içe söyleme olayı esasında en çok Rönesans'ta var. Barok'ta biraz daha böyle, Barok operasında biraz daha artık dışa dönüyor her şey. Fakat özellikle daha böyle dramatik müziklerde olabildiğince her şey çok duru. Sesler neredeyse vibratodan iyice uzaklaşmış. Neredeyse düz. Ancak bununla birlikte işte kastraklardan gelen o gelenekle birlikte şey de çıkıyor ya. Bolca süsleme yapılması. Hatta dinleyiciler böyle durağan eserlerdense çok süslemeli eserleri isterlermiş. Beğenmezlerse eğer o opera içerisindeki aileyi beğenmezlerse çok büyük çılgınlıklar olurmuş. Bunlar böyle bir sürü hikayelerde anlatılmış işte sahneye bir şeyler fırlatma. O dönem olan şeylermiş hakikaten. Şeyde buna geliyor mu? Bu koloratür sopranolar da aslında yani kadın tarafından bakıldığında soprano seslerinde koloratür bir ses vardı böyle. Evet. aynen. Acik evet o seslemeler koloratürleri de çok verilmiş. Tabii barok dönemde koloratürdü bilmem neydi falan bilinmiyor onlar. Bir tek biliyorlar işte alto var, mezzo belki var, belki tam onu da herkes biliyor. Ama şey kesin, alto, soprano, kontrtenor, bas. Yani daha fazla ses bilinmiyor. Yani mesela demişler ki işte Sezer operasındaki aşk mikoli için Hender demiş ki bas. Ama bu esere bakıyoruz, bas söyleyemez çünkü tiz. Onu ancak bir bariton söyler. Bundan şunu çıkarıyoruz, demek ki onların bas dedikleri aslında baritonlardı. Yani daha tam olarak bilinmiyordu ses renkleri, o kavramlar. Sonra daha netleşiyor. Hadi tutar sesiniz. Şöyle, esasında müziğin en güzel yapıldığı aralık her zaman için bir oktavla bir buçuk oktav arasındadır. Doğru müziğin yapıldığı. Onun dışındaki sesler efektif seslerdir. Yani şarkı söylerken olmayacak şeylerdir. Ancak bir efekt gibi kullanabiliriz. Parçanın bir yerinde tiz giderken bir anda pes bir ses verip tekrar aynı ortalara geri dönebiliriz. Şöyle ki sesim dediğim gibi yani iki oktav temel olarak alırım ancak aşağıda iki oktavım daha var. Onu kullanmıyorum. Ancak dediğim gibi bir efekt yaratabilmek için de. Böyle mesela altı oktav sesler falan. O yalan. Böyle bir şey yok. Üzerinde ses yelpazesi böyle kadın sesinden erkek sesine sopranodan. Evet, yalan. Yani onlar şeyde mi yapılıyor acaba? Hani arka planda yani, bir şey. Yani sanmıyorum altı oktav olamaz hiç kimse. Sesi o doğaya ait bir şey zaten. Dört oktavı vardır. Onun dört oktavı içinde de iki oktavı kesin kullanıyordur. Rahat kullanıyordur iki oktavı. İkinci oktavın en sonuna kadar çıkıyordur. Bu evet kolay bir şey değil. Büyük, çok önemli bir şey bir şarkıcı için. Ama böyle alt oktav olmaz yani. Değil. Şimdi Türkiye'de özgür olduğu gibi dünyanın tamamına baktığımızda da aslında kontrtenör sayısı çok az. Yani bu mesela özel bir sebebi var mı acaba? Yani özel bir sebebi şey, şimdi her erkekte kapasitesi dediğimiz o falsetto, sahte ses denir bunun Türkçesi budur. Her erkekte falsetto var ancak her erkekte o bir renk bulmaz, bir hacim kazanmaz. Bu yüzden özel bir durum oluyor tabii kontrtenor şarkıcının. Çünkü her erkekte olup ancak her erkek sesinin kullanamadığı sesi rahat kullanabiliyor. Evet. Özel olan durum bu olabilir. Koreli'de izlerken böyle hani yerlere düşenler, nefesini tutuyorlar. Evet. Gerçi... Mesela nefeslerini tutuyorlar, yani yer mi ediyorlar? Tabii evet. Kadar çıkıyor.
Şimdi kaskatların şöyle bir durumu var. O adamlar küçük yaşta o kaskasyon işleminden sonra o ses kasları, boğaz kasları gelişmiyor. Ancak aşağıdaki akciğerler koca bir adamın nefes tankları düşüyor. Düşünebiliriz ki yani hayal edelim bir balon. Balonun ağzını açarsak pof diye sönüp gider. Ancak küçük tutarsa uzun bir süre o balon yavaş yavaş ve telkensiz bir sesle. İşte kaskatlar da durumuydu. Yaprak çalışması gibi aslında. Yaprak kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Kaskatlar da durumuydu. O işte boğazları, o balonun minicik ağzı. O aşağı tarafta balonun kendisi. O yüzden çok uzun sesler tutabiliyorlar. İşte insanlar da Flanagan filminde bu gösterilmiş. İnsanlar da Flanagan ile birlikte nefesleri tutarlarmış ama o kadar uzun bir süre tutuyor ki Flanagan'ı. Tabii kadınların o giydikleri korselerin de bunda etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ve bayılırlarmış kasatın sesini tutmasıyla birlikte. Tabii biz yapardık yani bağlı için herhangi zaman o nefes tutmalı yani güzel bir süre o işe yarar nefes tutma sonra daha kötü sonuçlara neden olur. Tabii ki. Kesinlikle. Normal tabii. Peki şimdi projeler neler var? Şimdi, nasıl bir alışık pandemi dönemi geçti, bir zorlu bir dönem geçti, sahneleri ben de özledim. Tabii yani sahneleri özledik sonuçta. Kesinlikle pandemide ilk başta tabii ekranlara sıkıştık. Oralarda konserler yaptık. Ondan sonra ancak sonrasında yavaş yavaş artık açılmaya başladık zaten. Sonrasında ben yine devam ettim konserlerime. Şimdi öncelik yapısı bir şey var tabii. Öncelikli olarak operadaki Yıldırım Bayezid Vivaldi'nin. Sonra Azerbaycan'a gideceğim. Orada Bakü'de bir konser yapacağız. Bir barok konser olacak yine. Bir kadarıyla Rus bir sopranla söyleyeceğim orada da. Ondan sonra yine böyle Mersin, diğerler bir sürü konserler var. Karışık bir süreç ama keyifli olacaktır. Evet. Kimi zaman programlarda da geçenlerde giderek yine gördük. Oralardaki aktörlerine de kurduğumuz bazen. Peki bu sanatçının icra sırasında transa geçme hali gibi duygu yani kronik içine geçip transa geçme gibi şeyler olabiliyor mu yoksa farkındalığı hep yüksek tutmak gerekiyor. Eğer ki o trans haline girerse o zaman müzik, biz müziği değil müzik bizi yönetmeye başlar ya da biz rolü değil rol bizi yönetmeye başlar. O zaman işler çığırından çıkar, dağılır her şey. Farkındalığı hep yüksek tutmak gerekiyor. Elbette bir eseri seslendirirken elbette onun bir ruhu oluyor ve ona giriyor müzisyen. Bu çalgıcı da olabilir, şarkıcı da olabilir, hiç fark etmez. Ancak eğer çok da dalarsa o bir sürü mesela yalta enstrümanında o bir sürü tel karışır gider. Aynı şekilde eğer ben de o farkındalığı bırakırsam trafik karışır. Eskeri atlamaya başlarım ya da işte iki duruş tutacağım notayı bir duruş tutarım belki. O yüzden her zaman farkındalığı hep yüksek tutmak gerekiyor. Esasında müzisyenin ya da sahne sanatçısının yaptığı şey mış gibi yapmak ama bunu çok iyi yapmak. Dinleyiciye ya da izleyiciye onu tam anlamıyla gerçekmiş gibi yansıtmak. Hem kendi hissediyormuş gibi hem de gerçekmiş gibi. Evet. Eserleriniz, konserlerinizle ilgili müzik hakları ve sanatçı hakları açısından nasıl yollar izleniyor? Mesela yeni teknolojiler geliyor, Near Field Technology, NFT teknolojileri geliyor. Yani şu anda mesela otomatik haklarıyla nasıl kullanabiliyorsunuz ya da korunuyor musunuz? Şöyle. Eğer sesimi bir kurumun, bir şirketin reklamında kullanacaksam bunda teyit hakları giriyor. Ancak onun dışında devlet operasıyla yaptığım bir çalışmada bunun bir teyit hakkı yok. Çünkü zaten bir yere kaydetmiyoruz ya da opera dışında ya da o sahne dışında ticari amaçla daha fazla kullanılmıyor. Orada zamanın geliyor her şey ve yok olup gidiyor zaten. Ancak dediğim gibi bir şirketin reklamı için uzun süreli kullanılacaksa yahut bir albüm çalışması yapıyorsa o zaman teyit giriyor devreye. Bununla birlikte işte o büyük bestecilerin tabii ki teyiti yok. Hem de bir mesleği söyleyeceksek onun bir fourth tabii evet onun teyiti yok. Ben mesela MSG'ye geçeyim şu an.
Ya ben kendi adıma korunaklı bölgedeydim zaten. Ancak yani operacılar için böyle bir zorluk olduğunu bilmiyorum. Belki müzisyen arkadaşlarımız için belli değil tabii ki de oldu. Özellikle işte klasik müzik dışında iş yapanlar için de zorlu bir süreçti bu. Onları kötü etkiledi tabii. Belkanto tekniği mi? Belkanto tekniği işte o Farinelli filminde tam olarak görüyoruz. Bayağı kaskatlarla çıkmış bir şey. Belkanto'yu sonradan Rossini'ye, Bellini'ye falan mal ediyorlar ancak değil. Tam tersine bayağı barok dönemde kaskatlarla birlikte çıkmış bir şey. Güzel şarkı söyleme tekniği aslında. İşte Bella ve Canto'dan geliyor Belkanto. Güzel, evet. Canto şarkı. Şarkı, evet. Güzel şarkı söyleme tekniği Belkanto'ya çevirmişler. İşte uzun sesler tutma, ses bir işte iki ölçü arasında giderken bir takım süslemeler yapabilmek. Örnek mesela. Şimdi örnek vermeyeyim ama dediğim gibi bunu Farinelli filminde çok rahatça görüyoruz. Özellikle de işte o uzun nefes aralıkları falan. Bunlar hep Belkanto tekniği ya da Rossini aryaları da aynı şekilde barok dönemdeki gibi böyle uzun süslemeler, o ajitelerle yapılan bir şey olduğu için aynı şekilde onda da Belkanto denir. Evet. Üniversitede öğrenciler gibi şimdi yetiştiriyorsunuz. Evet. Canto tenor çıkıyor mu? Canto tenor, ben üniversite dışında çalıştığım birileri oldu. Sonra işte bir tanesini bir genç, çok yetenekli bir arkadaşımız var. Onu benim şu an hocam şimdi çalıştırdı. Şimdi başka bir hoca çalıştırıyor. Ama hep böyle bir şeyde aynı aile içerisinde kalmak gibi, bir geleneğin içinde kalmak gibi bir şey bu. Hep bildik hocalar tabii ki. O kişi en iyi yapacak hocalar yetiştiriyor. Ve bu konuda tabii ki de başka konuk tenorlara da, gelecek olan konuk tenorlara da her zaman yardıma hazırım. Hem teknik olarak hem repertuar olarak her zaman. Dünyanın başka kontratörlerle bağlantılarınız var mı? Var, evet. Var, kesinlikle. Falan. Kesinlikle var. Ya da fikir alışverişleriniz. Evet. Mesela şurada şöyle çıksak diyelim, vakıf olduğu bir konu değil ama hani burada mesela şuradan çıksak diyaframa şurasına ya da ses kasımızla şurasına dokunsak bak bir de böyle biliyorsun değil mi falan diye. Ha, şöyle, yani. Şöyle oluyor daha çok. Yaptığımız şey bizim repertuara, notalara ulaşmamız çok büyük sorun oluyor. Çünkü birçoğu işte bir bestecinin el yazısı olarak kalmış. Onu okuması reçete. Evet. Hatta notasyon da bazen farklı oluyor. Baklava filmleri görüyoruz bazen. Şimdi notasyon değil. Böyle olduğu zaman dünyadaki diğer böyle Avrupa'daki konuklar arkadaşlarımızla iletişime geçiyoruz. Birbirimize bu konuda destek olmak için. Bu diğer seslerde her zaman olmuyor. Çünkü repertuarlarındaki notalar zaten çok aydınlık bir çağın notaları. Hep o yüzden günümüze kadar rahatça geldik. Farklı olduğundan biraz zor oluyor. Ancak bu amaçla çok fazla destek oluyoruz birbirimize. Şimdi geldik soruya. Şimdi soruya geldik. Bir tane çok emin değiliz. Yazılar, bir takım eleştiriler, okunlardan kalmış şeyler var ancak emin değiliz. Bir de bir sürü rejissör var ki artık o eserleri çağdaş bir anlayışla sahneliyor. İşte mesela uyduruyorum bir kraliçe o günlerde işte koca koca taşlar, bilekler, tabak etekler giyiyorsa bugün kraliçeye baktığımızda öyle şeyler giymiyor. Modern bir dünya kadını ne giyiyorsa aynı şeyi giyiyor. O yüzden eseri sahnelerken de rejissör kraliçeyi modern kadına dönüştürüyor. Saray dansları da alıyorlar işte o zaman modern, daha modern düşünmek için bir tangoya dönüştürüyorlar mesela. Sahnede çok da güzel görünüyor bu hakikaten. Operanın tam olarak böyle bir içinde elbette rahatça düşünebileceğiniz bir dans sahnesi. Koreografik ve doğaçlama çalışması yapmayı düşündünüz mü?
başlama müzik içerisindeyken, şarkı söylüyorken yapıyoruz zaten. Barok geleneklerde bu var. A bölüm, B bölüm, adeta ilk bölüm A bölüm, ikinci bölüm B bölüm. Üçüncü bölüm A'nın tekrarı oluyor. İşte o A'ya dönüşümüz aynı olmamalı. Barok geleneklere göre artık enfrovizasyona başlamalıyız orada. Çeşitli süslemeler yapmalıyız. Bu anlamda doğaçlar ancak diğer türlü işte barok grafik falan düşünecek olursak o hiç bilmediğimi falan beni açacak bir şey. Güzel, çok keyifli ama yani o konuda pek yetenekli olduğunu düşünmem. Mesela şiirlerin operaya dönüşmesi, şiirlerin sahneye aktarılması gibi şeyler, fikirler nasıl geliyor? Bu da çok güzel. İşte mesela Yunus Emre'yi yaptılar. Onlar da o şiirlerden oluşuyor esasında. Sonra yine barok dönemde, erken barok özellikle çok fazla yapılmış. İşte İspanya Kralı'nın muhafızlığı için bir kahramanlık şiiri yazılmış. Onu almışlar Orlando, Çılgın Orlando ismini olmamızın. Orlando Furioso diye bir rival operasına dönüştürmüşler. Bir şiirden bulmuşlar. Epistema, evet, üstüne. Evet. Aşk da var mı? Epistema, aşk yoksa yok. Aşk olmazsa zaten. Aşk yoksa yok. Yoksa yani. Her şey bir aşkla ilgili. Evet. Sahne serpiler ve içinde var yani. Aşk olmazsa olmuyor sanki yani. Evet. Ama evet. Çok da şimdi sen aynı zamanda böyle felsefi sözler bir yerdeki bir konuşmada ben tam olarak sözlerini getirebileceğim ama bir yerdeki bir konuşmanızda dinlemiştim. Böyle bir kadının galiba seslendirdiği bir şey miydi? Hani sen olmazsan, sen yoksan ben ölürüm. Ama ben öldükten sonra sen kalırsan ben sonsuza kadar yaşarım gibi bir şey var. Evet, evet. Yani böyle hani baktığında öyle cümlenin kendisi etkileyici, düşündürdüğü şeyler evet, etkileyici falan gibi böyle hani baktığında opera şarkı sözleri ben işte üniversite yıllarında yani o 85'li yıllardan itibaren Atatürk Kültür Merkezi'nde her hafta sonu cumaları 7'de, ertesi gün saat 11'de işte Carmenler, Carmina buralar, Kamelya kadınlar, Mahmet Efe'nin partilerinde var falan hepsini orada öyle gidip izler birbirini kaçırırsa ertesi gün falan değil. Oradaki hani o renklilik içinde düşündüğümde böyle güzel çarşılar yapıyor. Peki bunları mesela kalıcı olarak mesela bir yerde bir performans yapıyorsunuz. O sırada bekliyorlar. Çekiliyor, çekilmiyor, geçiyor, gidiyor falan. Bunları bir arşivleme çalışması gibi bir çalışma kendinizle ilgili böyle bir şey yapıyoruz. Yapmadım ama bunun çok büyük bir hata yapılması gereken bir şey. Şu ana kadar elimdeki telefonu tuttum ama özel bir böyle arşiv yapayım değil. Bir sürü de kayboldu mesela. Bu tabii başka bir disiplin istiyor. Önder benim o disipline girip bunu yapmam gerekiyor. Evet. Arşiv, yani bizde herhalde coğrafyamızda böyle bir şeyleri arşivleyelim mantığı herhalde çok geçmemiş. Bizim insanımızla alakalı. Herhalde bu bende de görülebilecek bir şey maalesef ki. Ancak mesela özellikle böyle Almanya'da müzisyen arkadaşlarımın bugün yaptığı en ufak bir çalışmayı bile tutmuş ve kaydetmiş, koymuş yani her şeyinde duruyor. Güzel olan gibi şöyle şeyler de oluyor, kesmedim umarım. Yok yok. Yani hani o UNESCO işte son olmayan kültür varlıkları açısından falan düşündüğümüzde aslında bunların hepsi bir değer taşıyor yani. Tabii. Hepsi böyle hani... Kesinlikle. Bir de çünkü çok özgün bir şey yani, yeni bir şey yapıyorsunuz. Hani şey de yaşamazsın, bilmiyorum yaşıyor musun hani? Ben Amadeus'u izlediğimde şey vardı, hani kıskançlık yani Salieri'de Mozart'ın hani bitişmeleri falan sizi bitişecek kimse de yok mesela Türkiye'de yani değil mi? Şimdi de böyle bir avantajınız var yani. Çok sevdiğim başka bir kontrolör arkadaşım var esasında bu bir avantaj. O şimdi daha böyle kendi müziğini yapıyor esasında. Klasik müziğin, operanın çok içinde değil. Ancak her zaman ikimiz çok iyi arkadaş olduk. Yurt dışındaki başka kontratenörlerle de buluştuğumuzda yine aynı şekilde iyi dost olabiliyoruz. İşte Azerbaycan'da başka bir arkadaşım, Gülhan var. Onunla da galiba yani öyle bir şey olmuyor bizde, biz kançlık. Bu özellikle sopranolarda görülebilen bir şey yani. Leyla Encerler falan. Tabii, Leyla Encerler falan.
Gemide gözlemek için adam dedikleri söyleyeyim yazılır. Bu dünyada opera sanatçılarında zaten şey var ya. Var evet. Olmaz deniyor onlar için. Tabii ama barokçular da gerçekten yok. Müzik, barok müziğin akordu bile klasik müziğin akordundan farklı. Yarım ses düşüktür barokçuların akordu. Daha gevşektir sazlar. Biz o yüzden hep şey deriz, daha rahatlatıcı bir müziktir barok Rönesans. Her zaman insan ruhuna daha şifalı gelir çünkü gerilimden uzak. Her şey gerilimden uzak. O yüzden o işte dramatik operacıların, dramatik dönem eserlerini yapan operacıların ki ne kadar gerilimliyse bizimki de bir o kadar rahat ve huzur vericidir. Bu Donizetti erkek yılın opera şey, şöyle ki Donizetti'nin kardeşi bir dönem, o da bir Donizetti Paşa durumu var. Osmanlı Sarayı'nda müzik yapıyor, çok büyük eserler besteliyor ve seslendiriliyor bunlar. Daha sonra Donizetti'lerle ilgili bir takım işte ödüller verilmeye başladı. Başka bir ödüller var, aslında Mescid sokakta, belli bir yer olması. Evet, evet. Ya İstanbul çok enteresan, şu konudan onu yapmış olacağım ama mesela Beyoğlu'nda Franz Liszt'in buraya geldiği zaman kaldığı ev var. Ya gerçekten çok enteresan bir şekilde değişiyor. İnanılmaz bir yere ben Beyoğlu'nun tarihini anlatıyordum. İşte o 2010'lu yıllarda İstanbul Kültür Başkenti olduğunda şey adım herkese her yerde bir şey var yani. Her yerde bir şey çıkıyor gerçekten. Onları da o zaman güzel başka bir sohbetimize taşıyalım. Çok mutlu olurum. Keyifli, çok güzel bir program oldu. Benim teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyenlerimiz, bir Chitandro Talks programını daha sonuna geldik. Kaan Budular bizimle birlikteydi. Kendisine ve rejide Metin Can Sarıkaya'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek, buluşmak üzere. Sağlıklı, güzel, danslı günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.